sağ olun siz. Hoş geldiniz. Çok Haykın, bekletmedim umarım. Bugün Haykın doğum günü. Evet. 30 yıllık arkadaşınızın. Aynen. Neler söyleyeceksin? 30 yıllık değil ama olsun. İnşallah 30 yılı da görürüz. Hayk benim 20 seneye yakındır arkadaşım. Hayatımdaki en önemli insanlardan biri. Abim, kardeşim. Benim için çok kıymetli. Yeri doldurulamaz. O yüzden bugün çok güzel bir gün, çok özel bir gün. Öyle birlikteyiz hep beraber. Neler yapıyorsunuz? Ben valla neredeyse dün görüştük aslında ama yani sizinle olmasa da başkalarıyla görüştük. Dün işte bir Deep Sea'nin bir lansmanı vardı. Şeyde, Ak Merkez'de. Mutlu Mikrop'ta işte bir satış noktası açtık Ak Merkez'de. Onun şeyi vardı, lansmanı, tanıtımı diyelim. Hem koleksiyon tanıttık hem yerimizi birazcık insanlara duyurduk. Öyle o etkinlik vardı. Onun öncesinde de genelde bu ara hep markayla haşır neşirim. Yani şu anda dizi yapmadığım için, sette olmadığım için ne kadar oraya zaman harcarsam o kadar iyi diye bakıyorum. Son olarak da biliyorsunuz Netflix'te Cem Yılmaz'ın bir dizisi yayınlandı. Evet. İzleyebildiniz mi? Nasıl buldunuz? İzleyemedim. Sadece bir bölüm izledim ama devamını izleyemedim. Bitiremedim henüz. Çok çalışıyorum çünkü. Peki Bircan Hanım, dizi yok dediniz şu an ama gelen teklifleri neye göre değerlendiriyorsunuz? Yani bir rolü seçerken bir kurallarınız oluyor mu? Öyle söyleyeyim. Rolü seçerken bir kuralım oluyor mu? Rolü seçerken sadece kadına ya da herhangi bir canlıya şiddeti onamayan, özellikle kadına şiddeti onamayan, onaylamayan işleri tercih etmeye çalışıyorum diyebilirim. Özellikle kadına şiddeti. Tam alnınıza bir morluk gördüm ufak bir şey. Sus sivilce. Bir yere çarptınız zannettim de. Yok sivilce. Hazır roller demişken de. Mezar boncuğu diyelim. Evet. Hazır roller demişken de mesela Cem Yılmaz'ın son gösterisi, son özür dilerim, son dizisi, filmi birazcık küfürlü bulundu aslında. Diyaloglarda espri de olsa siz bu konuya nasıl yaklaşıyorsunuz? Mesela Ezgi Mola'nın da daha çok küfür yakışıyor bile dendi aslında Ezgi Mola'nın ağzına yani yorumlarda. Yani Türkiye'nin çok kıymetli oyuncularının yer aldığı, senelerdir işte çok kıymetli bulunan bir adamın, bu ülke için değerli bir adamın yaptığı bir iş. Şimdi ben üzerine şu anda gerçekten çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Siz oynar mıydınız öyle argo replikleri ya olan bilmiyorum. Bir... Ya bilmiyorum, bunu şu an söylemek çok zor. Eğer böyle bir şey olursa, başıma bir gün gelirse o zaman düşünürüm. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Umarım bekletmedim çok. Yapmayalım.